Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. 29. söz 3. dersimiz. Ruhun bekası, ruh değil. Melaike, haşer dair. Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenzelul melaiketu ve'r ruhu fiha bi izni rabbim. Kulir ruhu min emri rabbi. Nerede kaldık? Evet de kaldık. 505'te ne konuştuk? Melaike e, niye akıl kullanmıyor diye biraz öne çıkan mana şu. E, akıl kullanıldığı yere ben de baktım. Kur'an'a muhatabiyet gereken yerde kullanılıyor. E, aklın 40 küsür tane sıfatı, 52 tane haram var. 52 tane de farz var. Aklında 52 tane sıfatı var. Mesela idrak, aklın sıfatıdır. Hüşyar, muhakeme, muhakkik, mudakik, tefekkür, zekavet, şuur. Hep bunlar aklın sıfatları. Böyle sayı gidiyor. Mesela sıfat varsa mevsufu da var. E diyorsun ki çok kuvvetli. Kim? Çok anlayışlı. Çok şefkatli. Kim? Sıfat var. Mevsufu yok. Sıfat mevsufsuz olmaz. Melek nedir? Zevel idraktır. İdrak ediyor. E muhatabiyet Kur'an'a, Kur'an'a muhatabiyeti, Kur'an'la muhatabiyeti olmadığı için akıl kullanılmıyor. Vazifesi itibariyle idrak kullanılıyor. E, icazın sonunda Cenab-ı Hakk'ın, Cenab-ı Hakk'la mukaleme ediyor, konuşuyor. Robot değil yani. Niye kan dökecek, fitne çıkartacak, yaratacaksın? Sonra diyor, Allah diyor ki Celle Celaluhu, akla, akıl var şey gibi. Sizin bilmediğiniz diyor. İdrak değil bilmek. Bilmediğinizi ben biliyorum. Ama bilecek. Sonra bildiler dediler ki anladık subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimun hakim bunu diyen melekler bu akılla söylenen şeylerdir sen supansın biz bilmiyoruz ama şimdi bildik neyi bildik senin bildirdiklerini biliyoruz senin bildirmediklerini bilmiyoruz bilme aleti e, akıldır meleklerle ileride konuşacağımız gibi için burada konuşmuyoruz fazla Melek gelecek çünkü. Ruh gelecek daha. Bu konuşmadık. Konuştuğumuz ruhaniyat. O da çok lazım. Çeşitli şey sistemlerden yaratıldığını ileride de göreceğiz. Evet şu kainatın keyfiyatı. Onların vücutlarını gösteriyor. Neyi vücutlarını gösteriyor? Şu kainatın işlevi meleklerin ve ruhaniyatın. Onların vücudunu gösteriyor. Çünkü şu şuursuz ağaç niye şuurlu hareket ediyor? Demek ki birisi var orada. Niye bana çalışıyor? Sanki beni biliyormuş gibi çalışıyor ağaç. Arı bana beni biliyormuş gibi çalışıyor. Madem beni biliyor balına gidince niye saldırıyor? Şu kainatın arkadaşlar kainatın şu işte bile bakınca hakikaten bir aklı kül var ya. Aklı kül var yani. Bir akıl işliyor. Ya ben bir odayı ya bir tansim edemiyorum tam ya. Çiçeğinden bilmem nesine kadar. Sabah kalkıyorum açıyorum çiçekler olduğu için mesela. Ya Allah nasıl yapıyor ya? Ya bir akıl var yani. Aklı kül çalışıyor. Çok acayip. Kül. Külli bir akıl. Ya ağaç, bir ağaç düşün böyle çınar, Bursa'daki o çınar azametli bir. O çınarı düşün yapraklarını. Vay be. Hepsi her bir yaprak müekelle melek. Sonra o her bir yaprağın hücresi bir müekelle melek. Atomu da öyle. Çünkü kainatı haddu hesaba gelmeyen dakik sanatlı tezinat. Yani... Bunu anlamak için abilerse ben şöyle ben hayret ediyorum. Tezinat deyince e, pek almadı bizi. Alıştık ya Nurcu çok tezinat, süs demek, e, sanat vesaire bizi pek almıyor. Ancak şöyle alır. Allah var iken hiçbir şey yoktu bak şimdi. Maddesiz tezinat bir yaprağı yapacak Allah. Nasıl yapmış? Mekan yok, madde yok, zaman yok, mukayese yok, taklit yok, numune yok, muacele yok, misal yok, model yok. İlk ve son yapıyor. Haşa yüz bin defa haşa. Nereden hatırına geldi ya Rabbi bu yaprağı yapmak? O çiçeği böyle acayibime de şey yapıyor beni deli en çok eden şey. O çiçeği bir dışına bir fırça atıyor. İçine bir tane de bir fırça atıyor. İçine de bir fırça atıyor. İçine, fırça atıyor, içine noktalar koyuyor. Ya acayip ya. Yani tobe yani Mahucu'nun bana dediği gibi. Hakikaten dediğin gibi Allah var ama dedi. bu tek tek o çiçeklerle nasıl uğraşmış dedi ya. Dedim güneşin yaptığı gibi uğraşmış dedim. Yani güneş nasıl uğraşıyor? Bir anda vurduğu zaman fırçayı mı kullanıyor? Ha, niye söyledim abi? Bu tezinat es geçmeyelim diye. Hayret edebilmek için şöyle düşüneceğiz tefekkür ederken. Tefekkür yöntemi. Tefekkürün zemini bu. En zemini bu. Allah vardı. Hiçbir şey yok. Tamam şöyle bir kedi yaratacağım. Muhabbet kuşunu yaratacağım ya boyayı. Mekan yok. Madde yok. Zaman yok. Allah bakıp da taklit edecek nümene yok. Misali yok. Modeli yok. Öncesi sonrası yok. Yani cihazı yok. Aleti maleti yok. Bilgisayardaki tasarım programı yok. Tamam da tövbe. Nasıl ya Rab nasıl, nereden hatırına geldi ya? Ve son yapıyor, değil? İlk ve son. Olmadı değiştireyim. Bu yok olmadı işte. İşte bu hayret hakikaten. Hayret ediyorum ya. Gördüğüm zaman ya Rab bu nereden hatırına geldi ya? Peygamberin de dua sonra değil mi? Hayretim artır ya Rab. Evet. Allah'ım ülfetimi kaldır. Ünsiyetimi ve hayretimi artır. Ancak böyle hayret edilir tefekkür. Melekler de hayret ediyor abi. Evet abi. Hayret ediyor. Ya insanı hayret etti. İnsanı hayret etti. Dedi ki sen söyle bakalım bunu çöz bakayım. Soyutu somuta yani ağacı anlama onu manasını çıkartmak. Orada sıkıp çamaşırdan suyu çıkarmak gibi ağaç ağacı manalandırıp kafaya taşımak ağaç somuttur. So mut mut. Onun anlamı, manası, hakikati sureti, resmi, onun resmi gir, kokusu. Gir burada hafızada. Anlamı, manası, şekli, her şey ona soyut denilir. Somutu soyuta taşıdı. Tamam. Başka bir ağaç var, bu ağaç var, o var, bu var. Hadi sen hepsini karbanla Yeni bir şey yap. İşte sonra yeni bir şey yapıyor. Somu, soyutu somut yapıyor. Bir şey yapıyor. Yeni bir sanat yapıyor. Yani bir şekil yapıyor. Allah Allah. İşte melek şaşırıyor. Adem'e, Adem, e, Adem e aleyhisselam dedi ya. Ve alleme Ademe esmae ya külleha. Yani mele melekleri, Adem'e dedi ki sen yap bu işi bakayım. Ya basit zannediyorsun ha. Yani düşünmek, idrak etmek, şuur etmek, e, muhakeme etmek, anlamlandırmak, dış toplamak, çıkartmak, bölmek, çarpmak, kendini taşımak, kendinden dışarı taşımak, sevk. Acayip. Ama bir tuhaf, yani biz normal bunları şey yapıyoruz ya. Ben biliyor musunuz? Şu anda ben size gayipten konuşuyorum. Benim cesedimin dışında her şeyim gayip, şahadette değil. Şahit misiniz ki benim içime? Benim içime gayip, ben benim içim size gayip değil mi? Ruhum gayip değil mi? Aklım da gayip. Benim ruhumu aklımı gören var mı? E o zaman gayip. Ben gayipten konuşuyorum size. Ama alıştık. Size gayipten konuşuyorum. Anladın <laughs> mı? Çukların bir dakika önce yoktu kayıp hep kayıp ama ne kadar alıştık sanki varmış gibi benim o ben size ne kadar kayipsam ahirette kayıp o kadar ben ruhum size ne kadar gizliyse ahiret de aynı yani ahiret de aynı ne farkı var ki hatta ahiret daha kolay her şey giriyor değil mi her şey gaypten anlık Anlık. her şey gay andaki beden cesedim hariç her şey gay senin şu anda tebessümün mimiklerin Hayat man Kanat bulunduğun andırdı ya. Evet. O anın dışı. Her şey gayb. Mazide, müstakbelde gayb. Bir tanesini evet. öyle dedim de. Dedim ben sana gaybden konuşuyorum biliyor musun? Abi yapma ya dedi. <laughs> Abdülkadir ben dedi dediğim gibi, Abi biraz aklım var dedi ona gidecek diye. Gayb. Hep gayb. Gaybim ya ben. Bir de yatıyorum ben en çok etkileyen bir tanesini de söyleyeyim. Ee, şey, hissi çalışıyorum ya. Yani I'm, bu mevzuda istedim. Uyku. Nasıl her şey yok oluyor ya? Her şey nasıl yok olur? Yok edene daha iken. Uyku Allah nereden hatırına geldi? Allah'ta uyku yok ki. Nasıl buldu bunu yani? Nereden buldu bunu? Bu tuhafıma gidiyor. Ya sen nereden buldun bu uyku sistemini ya? Her şey yok oluyor. Yetmiyor. Her şey yok oluyor. Her şey var edecek bir yere doğuyorsun. Rüyaya çıkıyorsun. Her şey yok olacak ki var olasın. Orada var olacaksın. Orayı görmen için uyuman lazım. Kendisi için uyku yok. Sine tümala, ne? Bizim için bir uyku denen bir şey. Sistemi nereden getirdim bilmiyorum ki kendisinde yok böyle bir şey. Allah hiç uyumamış. <laughs> 7 yaşında şey vardı. Benim köyde bir tane komşumun çocuğu vardı. Hoca ya hakikaten Allah hiç uyumamış mı? Şimdi 7 yaşında çocuk. He dedim uyumadı. Hoca ya Allah nasıl uyumadan yapıyor dedi ya. Niye dedim. Ya hoca ben dedi annem dedi kuzunun ödünü atayım Biraz sonra uyuyorum arkasında. E sen uyuyorsun onun için Allah değilsin ondan. Ondan değil mi? Tabii canım sen Allah olsaydın sen de uyumazdın. Uyku, nereden? nereden? Nümine nerede? yok, misal yok, modeli yok, patenti yok, mukayese yok, örneği yok. Hiçbir bir şey yok. Nereden getiriyorsun? Tezina işte böyle. Te, bizi tezin etmiş uykuyla. Yani her şey yok olduğu an. Sonra her şey yok olduğunda bir de rüya görüyorsun. Başka bir şeye doğuyor. Yani kılıfın kılıfına, kılıfın kılıfına, içinin içine giriyorsun. Bir Allah'ın kulu bir sormuyor. Yatsı namazında o aleme girdim diyor. İkide bir dile getirince oh, hakikaten ustad yatsı namazı kılarken yatsı namazında o aleme girdim diyor. Kılan kim ya ustad? Ne kılmış? Yatsı namazı. Yatsı namazını kılarken diyor ben yatsı namazında o aleme girdim. Kılan sensin, giren de sensin. Kafam altı soluyor yani. Nereye giriyorsun? Kendine mi giriyorsun ya? Yani? Nasıl oldu bu? Tuhaf yerdeyiz. Burası garip. Tezinat. Kainatı haddi hesaba gelmeyen dakik sanatlı tezinat. Ve o manidar mı Manidar. Ne demek abiler bu manidar? Çok mana var içinde ama. Açtı? manidar. Ama öyle manidarın e, kullandığı şeyde e, manasında ma, canlı ve ruhlu mana demek. Çeşitli canlı ve ruhlu mana. Manalar abiler asla kafanıza koyun. Manalar cansız değildir, ruhsuz değildir, şuursuz değildir, vücutsuz değildir. Ve manaların vücudu vardır, hayatları vardır, şuurları vardır, ruhları vardır. Canlı ve ruhludurlar mana. Seni ruhla, ruhlandıran, seni canlandıran cansız olur mu? Adem Aleyhisselam'dan beri mana çıkartıyor şu anda insan. İnsan, i̇nsan devamlı. 300 bin tefsir yapmıştım. 350 bin tefsir. Ama şey, tekvini ayetler için sürekli tefsir edemezsin. Devam. Devamlı kimya, fizik yazılıyor, coğrafya yazılıyor. Ya Risale de tuhaf değil böyle okunsa <laughs> ne olur ya yani, biter mi? Mehasin demeden nasıl geçeyim şey o manidar. Mehasin. Manidar canlı ve ruhlu manalar demek. Ve hikmetler nukuş ile. Hikmetdar. Hikmet demiyor. Hikmetdar. Fark nedir? Dar farsi mesela meyve lazım meyvedar diyoruz yani manidar. Ona ait. İçinde. içinde. İçinin içinde. Mesela Tefekkür bir yöntemdir. E sonuç değildir, süreçtir. Onun içerisine Allah'ın verdiği has var. Bir de maddedeki mekan gibi bir şey. Yani hikmetin maddedeki mekanı. Evet yani onun gibi yani. Aslında mekanı yok ama mekanda. Maddede o hikmetlerin olmasaydı farklı farklı mekanlar açılması demektir. Yani. Ha içine yani onu dedim. Maddede ama madde değil. Mesela ben maddedeyim. Ruhum, aklım. Maddedeyim. Gözü... Zannediliyor ki ben buyum. Konuşan buyum. Maddedeyim ama değilim yani. Buradayım ama değilim aslında. Yani ışın vurması gibi orada. Yani çok çok mekanlar var ama gözükmüyor orada. Yok. biz... Gözükmüyor. gözükmüyor. Ben gaybim ya. Yani. Size değil kendime de gaybim. Ne kadar şahitsem o kadar şehit oluyor. Edeyim. E, aferin. Hikmetdar nukuş ile süslendirip te tezyin etmesi. Sana böyle diyebilir miyiz? He İsmail. Örneğin mesela süslendirip tezin etmiş demiş ya. Sınadlı tezinat ile süslendirmiş. Manidar measim ile tezin yapmış. hikmetler nukuş ile etmiş. Evet. Aynen. Çok güzel. Bu daha genişlettirmiş. E zaten devam ediyor. Tezin etmesi. Yani noktalı virgül. Bundan sonra bu şeyin diye kadar söyledim. hüküm olarak, kazi olarak söyledim diyor. Şimdi açıyorum. Bilbe daha ona göre mütefekir ve istisan edicilerin ve mutahhir takdir edicilerin enzarını ister. Vücutlarını talep eder. Ne dedik önce? Bilbe daha ona göre mutefekir. Yani bunu yaptı. Yaptı da niye yaptı? Yukarıda bir cümle vardı hatırladınız mı? Ee, dedi ki ha aşağıda aşağıda. Nasıl Hüsnü elbette bir aşık ister. Mesela niye güzel? Aşık olsun diye. Tam niye olsun? Tam ki aç olana. Burada da bil ona göre mütefekir. Yani mana niye koymuş? Hikmet niye koymuş? Mütefekirler olsun diye. Bir de hikmetin menşe akıldır diyor ya abi. Hikmetin menşe akıldır yani. yani akıl insan akılla birlikte oradaki hikmetlerin, nahsinleri, manaları idrak edebilir, görebilir yani. Evet. ya. Akıl başka nasıl görecek? Başka nasıl görecek? Bil ona göre mütefekir. Neye göre abi? Yukarıda dedi yani ya kainat diyor hatta hesaba gelmeyen dakik sanata tezcinat. Evet. O maniler mehasil ve hikmetler nokuş ile süslenip tezgin etmesi neyi gösteriyor? Yani bil ona göre mütefekkir istisan edicilerin müteahhir takdir edicilerin enzarını istiyor. Evet. Yoksa olmazsa israf olur, abadet olur. Tabii mesela burada bir de soruya cevap veriyor. Madem her şey insan içindir, dağın tepesinde İki taş arasında güzel bir çiçek yaratıldı, öldü insan görmedi. Veya sonsuz galaksilerin içinde bir yıldız, insan görmeden ol, oldu, öldü. Demek ki illa bize bakmıyor. Melaike ve ruhaniler, ruhaniler ve ona göre mütefekirdirler. Onu, o çiçeği, o dağdaki iki taş arasındaki ağacı, yaprağı, çiçeği tefekkür ediyorlar. İstihsan ediyorlar. Mutahayir, hayret içinde kalıyorlar. Allah Allah diyorlar. Yani otomatik o dağın tepesinde iki taş arasındaki o çiçek, insan hiç görmedi, dirildi oldu. Denizin altındaki o süslü böcekler insan görmedi. Galaksilerin içindeki o güle benzer samanyolu galaksisi Rahman Suresi'nde güle benziyor diyor. İnsan görmedi onların tanesini. Peki o zaman neyi gösteriyor? Allah hikmetsiz yapmayacağına göre abes yapmayacağına göre manidar olmaları, hikmetli olmaları o zaman onu değerlendirecek mütefekkir kim? Melek ve ruhaniler. Sonra istihsan ediciler, melek ve ruhaniler. Sonra mutayir takdir ediciler, melek ve ruhanilerin enzarını isten Böyle bir mahlukatın var olmasını ne ile biliyoruz melek ve ruhaniler? Eşyada manidar manaların ve hikmetlerin olması ve insan hepsini anlamlandıramaması, yetişememesi o zaman abes ve hikmetsiz olacağından insanın dışında onları anlamlandırıp tefekkür edip manidarlaştıracak, hayret edecek insanın dışına bir şuur sahibi lazım. Onlar da melekler ve ruhanilerdir. Burada sonuç sonucu ispat etmek için süreci söylüyor burada. İnsan ve ciller kayıttır. Aşınan diyecek. Yetmiyor. Olduğu için fakat süslemeler, tazinetler ise haksızdır diyor. Haksız. Dolayısıyla haksız tefekkür edecek adam lazım. Yani o zaman anlamsız mı anlamsız olur? Dedim ya Carlos da kaç kardağında ağrı dağının bilmem ne zirvesinde iki saatlerine bir çiçek. E, tam insan görmedi ki israf olmaz mı, abes olmaz mı? Hızır değil mi ya? Aslında insan kayıtlı görmüyor, bedenen kayıtlı görmüyor ama hakikatte onların yapmış olduğu bütün... Olması böyle birisi lazım diyor. Bir de onların yapmış olduğu bütün mütefekkir yani onları tefekkür etmelerine o melaikelerin aslında ortak oluyor insan ubudiyetiyle. Ha, o ba yani kayıtlı, evet beden itibariyle kayıtlı. Gömgü. O başka konu Bu, yani. değil ama hakikatte alıyor işte. İşte meleklere iman neyi götürüyor işte? Onların ibadetine, tefekkürüne, istihsanına, hayretine, ubudiyetine hepsi yapmışsın gibi oluyor. Dağdaki o iki taş ataş arasındaki çiçeği melekler ve ruhaniler melekler istisan ediyor tefekkür ediyor, anlamlandırıyor. Ben görmedim. Peki ben ne yapacağım? Onun o kazandığı tefekkür, eee istihsan etmesi, hayret etmesi, manalanmasına ben iman ediyorum meleklere. İmanla meleklerin bütün ibadetleri benim oluyor. Allah'a iman ederek Allah'ın mülkü senindir gör oluyor gibi içini alıyorsunuz. Aslında tefekkür ediyor, mütehayil oluyor, ondan sonra tefekkür ediyor. Böyle bir varlık normal şartlara terakki etmesi lazım abi. Of. Niye etmiyor? Niye etmiyor? Terak evet niye etmiyor melekler bu kadar? Hayret ediyor, istisan ediyor, manidar buluyor. Niye meleklerde terak yok? nefis hani imtihana tabi. Ha bir. Hep toplayalım. Bir cevabı bir tane değil. Nefis takılmadığı için. Yani i̇stidatların arkası insan. İnsana göre istidatlar muayyendir. Melekler bu aleme zıt yok abi. diyor Zıt yok. Hayır için, hayır akörle için Meleklerde zıt yok. Değil. Yani zıt yok. Mesela kıyamda olan melekler var. Rüküde olan var. sıf yaprakta var. Onların vazifeleri o. Terakki iki şekilde olur. Bir imbisat. Mesela ben buradayım. Genişleyebilirim. Ben buradayım. Genişlerim. Bir de yükselebilirim. Başka? Ben buradayım. Genişlerim. Yükselirim. Dibe doğru da giderim. Bu insana mahsus. İmbisat ve inkışaf insana mahsus meleklerin insan neyle terakki ediyor ki? Aklıyla. O melekeleri aslında insan melekeleriyle melekelere mesela şey yok. kuveyi i Şehviye, Kuvve-i Gadavi, Aklı. Üç tane sistem var insanda. Meleklerde e, bu sistem e, şey yok. Aklı şeyi var ama Kuvve-i Şehviye'leri yok. Kuvve-i yok. Cin, i̇nsanlar gibi cinlerde de var. Ama nakız tabii. Ama insanda bu üç tane Kuvve-i Aklı'ya, Kuvve-i Şehviye, Kuvve-i meleklerden imtiyazlaştırıyor. Cinlerden ise e, onlar tek boyut ama insanda ise üç, aynı şeyin üç boyutu var. Kuvey Akliyenin ifrat tefrit vasatı, kuvey şeyvenin ifrat tefrit vasatı, Kuve-i gadaviyenin ifrat tefrit vasatı var insanda. İnsan acayip bir şey ya. Kediler yapamadıklarını yapıyor. O insanın yaptıklarını yapamıyorlar yani. Yapamaz. Ama Mehmet de, hakikaten güzel sordu vallahi çok güzeldi inan. Niye bu kadar Tefekkür ettikleri halde, istihsan, hayret etti. Niye telakki yok? İstidatları muayyendir, kayıt altındadır. Ve de Ede, edemezler. Yani istidatları... Takdir edicinin zıttı ne nedir? Tahkir ediyor. O zaman meleklerde tahkir olmadığı için... Yok. Mesela meleklerde itikat yok. Niçin? İtikat neyin sonucudur? Şirkin sonucudur. Şirki terk edersen itikat olur... Küfrü terk edersen iman olur. Hevayı terk edersen Allah var olur sende. Zat yani taayyüme teşahhus edersen de. Aslında bunlar ya bilmiyorum yanlış mı da. Bunlar bana işte terakkim için melekler verilmiş gibi geliyor bana. Hani terakkime alet yapıyorum sanki melekleri. Melek, melekeleri. Aynen, evet. Yani onlar onu alıyor. Yapıyor ibadet, alıyorum, katıyorum, ben terakki ediyorum sanki. i̇nsandaki meleklerin, gelecek önümüzde ya, meleklerin vücudu bizde nedir diyor lemalarda kayyumiyette geçiyor. Meleklerin varlığına bizde melekelerimiz var. Malik olduklarımız, istidat ve kabiliyetlerimiz meleklerin vücudunu ispat ediyor. Bizdeki bizdeki böyle küfür, şirk şeyler de onlar da şeytanı ve kafir cinleri, iblisleri simgeler. İnsan cemul cem olduğu için camiül ezdat olduğundan melekler de var, şeytan da yok. Ama insanda meleklik de var, şeytan Diyor ki meleklerin diyor delili bizdeki kuvalardı, kuveler, melekelerimiz, malik olduklarımız. Onun delilidir. Hatırladınız mı? Garip garip baktınız da o cümleyi söyleyeyim, göstereyim. Ee, şurada sayfa 355 diyor ki kainattaki ruhanilerin bir delili vücudu kainattaki ruhanilerin bir delili vücudu ve nüminesi. Ne Nedir bende? Nasıl şahit olacağım ben buna? İnsandaki kuvvelerdir ve latifelerdir ve hakeza. insan küçük bir mikasta kainattaki hakaiki imaniyi şu derecesini gösterebilir ha burada. Ne demek biliyor musun bunu? Açtığım zaman başıma bela alıyorum şu cümleyi. Ne biliyor musun? insan küçük bir mikasta tamam kainattaki hakaiki imaniyi Hakayık imaniye nedir? Sayar mısınız bana hakayık imaniyeyi? Allah'a iman. Başka? Melekleri, kitapları ne Tamam abi? Bak şimdi. İnsan küçük bir mikyasta kainattaki hakayık imaniyeyi Allah'ı ne yapar? Şuhut derecesini gösterebilir. Şahit oluyor Allah'a. Ne ile? Hevasını terk eden Allah'ın taayyunu ve teşahhusuna. Şualar 9. 30. sözdeki ene bak. Yani. Evet ben ya. ben nasıl ki Cenab-ı Hak diyor bu kainatı yapmış diyor. Ben de bu yeri yaptım diyor Orada bir vakit evet. yapalım. O o biliyor. O bilme seviyesi. Bu değil. Şuhut 355. Şuhut derecesinde. Miraca gitti. Gel, geldi. Meyveyi getirmedi mi? Neyi getirdi? Allah'ı konuştu. Allah'ı gördü. Onu bize hediye getirdi. Ey beşer, ey ümmetim dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ben bu yolu açtım. Allah ile konuşabilirsin. Allah'ı görebilirsin. Bu yola çık. el i Zat. Şu niye başıma sıkıntı açıyorum? Şuhut derecesinde, iç aleminde Allah'a taayyum ve teşahhusuna şahit olabiliyor. Öyle bir özelliği var insanda. Bu ha? derecesinde şahit oluyor. Subhaneke ya şehit, talite ya şahit, Ecirne minen nârim ya fike ya rahman. Nefesimi kesti ya. Meleklere ve neyse çıkalım oradan. Meleklere ve ruhanilere alemimizdeki delili nedir sorulursa. Buradan okuyorum. Bir delil vücudu ve nümenesi. insandaki kuvelerdir. Kuveler akıldır. Sonra latifelerdir. Latifeler de vicdan, Kalp ve ruhtakiler. Vicdanda his, kalpte duygu, ruhta latife. Demek ki ruhani ve meleklerin iç hali bizdeki delili nedir şahit olacağımız? kuveler, Kuvve. Kuvve tefekkür, idrak, muhakeme, şuur. Yani bunlar kuvvedir. Latifeler ise aşağıdaki, daha merkezdeki şefkat, muhabbet, memnuniyet, iftihar, memnun olmak. İşte abiler, kardeşler bu inkişaf ettikçe, bu malik oluyoruz bunlara. Bizde meleke oluyor. Tamam mı? Melaikeleşiyoruz. Kainatta bütünleşiyoruz. Bunların inkişafı. Bizdeki şeylerin evet. inkişafıyla kainatta bütünleşiyoruz. İsrafil'in azamet heykeline giriyorsun. Kainatlaşıyorsun. Büyük kainat oluyorsun. Cüzi hakikatini külli bir hakikaten şey koyuyorsun. Evet tamam Resul. Hemen çabuk geçeyim. İns evet, nasıl, ki? <laughs> nasıl ki? Yani şey yapıyor. <laughs> yani yoruyor ruhu biliyor musun? Acayip ya. Oysa bir iki satır bir şey okudu. Evet nasıl ki? Oradayız değil mi abiler? Şey okumaz bak vücutlarını talep eder diyor. He. Neyi vücutlarını talep eder? Vücutlarını talep eder. Yani bu sistem melaikelerin değil mi Mehmet? Melaikelerin ve ruhanları, ruhanileri vücuttan talep eder. Yoksa israf olur. Denizin dibindeki o mükemmel rengarek mahlukatın bir dakika yaşayanlar varmış. 24. mektupta söylüyor. Bir saat, iki saat yaşayan balıklar çeşitleri var. Ağrı Dağı'nda, Kaşkar Dağı'nda iki taş arasında bir çiçek bir insan görmedi. Çeşitli yapıyorum. Galaksilerdeki o mükemmel o sistemdeki o yıldızı kim kimse görmedi. Kara delikte gitti. E ne yapayım? Bunlar neyi gösteriyor? Manasız olur, abes olur, israf olur. Genizim olmaması için He? Evet, e, ma manasız, abes, israf olmaması için bunları tefekkür eden, anlamlandıran, onları alemine taşıyıp bize taşıyacak melekler onları tefekkür ediyor, istisan ediyor, anlamlandırıyor, kendine mal ediyor. Ben de meleklere iman ederek ver elindekileri diyorum. Arı gibi. Arı gidip polenleri topluyor, bal yapıyor. Tamam ben seni buraya koydum. Peti boşuna koymadım babanın kayrını Ver lan şu balı. Melekleri de koyuyoruz. Sen git tefekkür o dağları, tepeleri. tam ne kazandın? Ver onları bana şimdi. Nasıl ki Peygamber'e iman etmekle. Peygamber'den istifade ediyorsun değil mi? Bu, ameline ortak oluyorsun. Yani Veya ahirete iman etmekle ahiretten istifade ediyorsun. Kazana kadar iman etmekle oradan evet. istifade ediyorsun. Meleklere iman etmekle bir şey kazanacağız da bizde yani. Ya Yani şöyle düşünüyorum ben tek, tek. Kafam ters çalışıyor. Meleklere iman etmesek ne olur? İman esaslarından bir tanesi yok olur. Kafir olur muyum? Olursun. <laughs> Amentü billahi ve melaiketi. Kafir olurum. Sonsuz cehennem mi? O zaman iman ederek tersini çalıştır. Sonsuz bir menfaatim olması lazım. Sonsuz. O zaman sonsuz meleklere iman ediyorum. Sonsuz istihsan, tahayyür, şey, hayretlerini, tefekkür istihsanlarına hep ben yapmışım gibi bana veriliyor. 60 sene yaşıyorum ama sonsuz yaşamış gibi oluyorum. Mesela Adem Aleyhisselam'a iman etmesem ne olurum? Kafir olurum. E tersi bu böyleyse tek yönlü çalışmaz. İman etmesem sonsuz cehenneme gidiyorsam iman ederek sonsuz bir karım olması lazım. En küçüğü nedir? Adem Aleyhisselam'ın ameline, imanına, itikadına, seviyesine ortağım. Red edince bu, kabul edince de bu olması lazım. Şu anda diyor, mümin İmanı diyor, ezelden ebedi ona hayat doğrudan medet alır diyor. Evet. Mümin olan imanı yani. 754 diye yani, yani. Vallahi mümin olmak, mümin oldun mu 50-60 sene önemli değil. Bir iman et de git yani. Öyle 600 sene yaşasan da fazla şey değil o kadar mühim değil. Bir iman et, git yani. Bu zamanında alıyorsun içine. Her şeyi. Sadece bu zaman değil. Zaman. Peki cemaat ne oluyor bir de? Şimdi biraz dengesiz oluyor ya. Kimisi 40 sene, 50 sene yaşıyor, 60 sene yaşıyor. Ha Şimdi benim şu andaki te beraber tefekkürümüz bütün vefat eden nurcuları alıyor mu? Yaşamış gibi alıyor mu? O zaman adam ha yaşıyor ha vefat etmiş. Hiç fark etmiyor. E, cemaat olmayan ne diyor? Olsaydı senin de cemaat. Şirket çalışıyor vallahi. Ben şimdi gidince benden sonra bu nur cemaat çalışmayacak mı? Kur'an okumayacak mı? Cevşen okumayacak mı? Dirsal okumayacak mı? Namaz kılmayacaklar mı? Hep bana gelecek. Benimkiler de gidiyor. Şu anda yaşayanlara ve ölülere bizim ders gidiyor mu gitmiyor mu? Şu anda adam yatıyor ha. Ya hastanede veya çalışıyor. Veya şu anda ders dinliyor veya ne bileyim başka şey yapıyor. iş yapıyor. Yemek yapıyor. Şu anda onun defterine gidiyor mu dersimiz? Gidiyor mu? Kastamonu'ya göre. Gidiyor. Onların da ibadetleri bize gidiyor. Lan insan acayip oluyor ha cemaat. Onun için cemaat. Cemaat olduktan sonra vallahi cehenneme gitmek çok zordur ya. Evet nasıl ki Hüsün elbette bir aşık ister. Manasız olur yoksa. Tam ise aç olana verilir. Öyleyse şu Nihayetsiz hüsnü sanat içinde gıda yer var. Ve kutu kulup elbette melaike ve ruhanilere bakar gösterir. Şu an nasıl bir misal verdiği iki tane? Ya Rabbi ya. Bak birinci kaziye. Bir, birinci cümle. Nasıl ki hüsn elbette bir aşık ister. Tamam abiler? Tamam. İki, ikinci cümle. tam ise aç olana verilir. Tamam mı? Tamam şimdi söylüyor öyleyse diyor nihayetsiz hüsnü sanat hüsn elbette aşık isterdi. Hüsnü sanat içinde gı, e, tam da aç olana verilirdi. Gıda yer var yani ruhani gıda, ruhanilerin gıdası sanatın içindedir, sanatın içindedir o. Sonra kutu kulüp yani kalbin gıdası elbette melaike ve ruhanilere bakar gösterir. Hüsün bir aşık istiyor mu? Seni cezbediyor mu? Celbediyor mu? Evet. Ha. Şimdi melekler de o cinsten. Meleklerin vücudu bizde delili neydi? Akıldaki e, kuvvelerdir. Nedir o? Tefekkür, idrak etmek, anlamak. Mesela şeri işte. Ruhanilerin şeyin Vehim, vesvese. Bunlar his değil. Vehim vesvese değildir. Kuvvedir. Güçtür. Vehim güçtür. Müspeti veya menfisi. işte meleklerin ve ruhanilerin varlığı bizde nedir? Akılda kuvvelerdir. içeride hislerdir, latifelerdir. Ha, biz nasıl ki hüsünü görünce cezbe oluyoruz. İhtiyar ve iktidar elinden gidiyor. Ee, bir de manalara da cezbe oluyoruz. Mana zevk vermiyor. Bu saatte ne oturdunuz? Saat saat 12 olacak. Yani manalar da cezbediyor. Aynı güzel gibidir. Güzel nasıl ki bizi celbediyor? Manalar da bizi cezbediyor. Güzel celbeder. Manalar cezbeder. Celb cezb eder. Şimdi biz güzelden dolayı böyle içeride bir haz olmaz mı? Olur. Manalarda huzur olmaz mı? Olur. Ee, biz buna yetişemiyoruz kainattaki hüsüne vesaire. Bu melaikelerin kutlu gıdası şu an dedi ya. Hı hı. lezzetlerine bakan cetler burayı okusak iyi olur Nereyi ne, ne dedi? 24. söz 353. 24. Sayfa. Hı. 353. Burası tam güzel bir iş şey yapıyor abi. Melekler o 24. söz değil mi o? E, yani 24. söz melaikeler bahsi yani. Ama e, uzun mu olur? Çok yani. kısa ise? Ama bu buradan koparır biz biraz. Bakayım sayfa yani, ben 300 kaç? Güzel bir nokta Tamam o zaman. Tamam, abi. tamam tamam o, oku bakayım. Bak diyor ki abi. Melaikeler, melaikelerde ise onlarda mücahede terakkiyet yoktur. Belki her birinin sabit bir makamı muayyen bir rütbesi vardır. Fakat onların nefsi amellerinde bir zevki mahsusaları var. Nefsi ibadetlerinde derecelerine göre tefeyyüzleri, feyizleri var. Demek o hizmetkarlarının mükafatı hizmetlerinin içindedir. Nasıl ki insan ma hava ziya ve gıda ile tegatli edip telüz eder. Öyle de melekler zikir, tesbih, haf ve ibadet, marifet ve muhabbetin envarıyla tegatli edip diyorlar ediyorlar. Çünkü onlar nurdan mahluk oldukları için gıdalarına nur kafidir. Hatta nura yakın olan rayahi tayyib'e dahi onların bir nevi gıdalarıdır ki ondan hoşlanırlar. Evet ervahı tayyib'e İyi ruhlar, revahi tayyibeyi yani güzel kokuları seven hem melekler mağbutlarının emriyle işledikleri işlerde onun hesabıyla, işledikleri amellerde, onun namıyla bak burada farklı cihetler söylüyor bak. Melakilerin yaptığı muhtelif vazifeleri. Bak onun hesabıyla işledikleri amellerde, onun namıyla işledikleri hizmette onun nazarıyla yaptıkları nezarette, onun intisabıyla kazandıkları şerefte, onun mülk ve melekülünün mütalasıyla aldıkları tenezzüfte, onun tecelliyatı cemaliye, celaliyesinin müşahadesiyle kazandıkları tenaunda öyle bir saadeti azime vardır ki, melaikelerde aklı beşer anlamaz, melek olmayan bilemez diyor peki anlayamıyorum bilemiyorum çok güzel mesela şu nazarlar burada yok mesela abi. bu 29. çölü yok burada verdiği nazarlar ama şey var e, tabi melaike bahsi daha gelmedi ki evet ama e, bu e, biraz çünkü numineleri var sende Allah Allah çok acayip ya çok gafil gideceğiz gibi ya bu dünyadan ama sana mal oluyor biliyor musun? iman ederek. Sana mal oluyor. Melek olmayan bilemez. Abi düşünsen hani insanda bir de melekiyet mertebesi var ya. Yani meleket. melekiyet. Insan, i̇nsanda he, bütün melek de var. Me, de var. Yani insan da bazen bir mana feyizle, bir ikramda kendinden geçiyor. Acayip bir lezzet alıyor. Çünkü bu anı bu an bana yani bir ömre bedel diyorsun yani. Ha. Melaike bunu her, her daim Bazen ne oluyor biliyor musun? Size paylaşayım da. Bazen böyle o tefekkürde bu mana var ya böyle. Bir mana böyle kaplıyor böyle. Bir bakıyorsun ki sanki orası burası birbirine giriyor. Bir şey yapıyorsun. ya böyle mi geçiş olur? Yani sanki orada hissediyorsun. O kadar keyif alıyorsun. Yani o şekilde olsa var ya ölüm sekerat. Herhalde şehitlik öyle olur galiba. O kadar daha şey ki yani böyle. Yani o oluyor da şey, hepiniz ne olur? Yani bu ama ya şu o dakika diyorsun, bütün ömrümü bedel. Aynı öyle ya. Bir bakıyorsun. Böyle hoş Artık bir veya oradaki dersin atmosferinde melaikeler celbedip onlar onlardan mı bize sirayet? <laughs> ne oluyorsa iyi bir şey oluyor. Ama o devam etse bir iki dakika demek ki veliler ondan gelmiyor buraya. Ben de gelmem ya. Birkaç beş sani on saniye sonra bırakıyor, atıyorlar bize şey ama vallahi tutsalar inmem ya. Vallahi gelmem. İnan gelmem. O o halet öyle devam etse. Gelmem. Onun şey Terzi neydi? Terzi peygamber. İdris. Peygamber gitti. Gelir mi bir daha? Vallahi ne kadar haklı ya. ya. Böyle hafif bir tefekkür edince böyle bir haz oluyor ya. Allah bahsetmesin. Şekerleme yapıyor ya. Böyle bir bakıyorsun sanki orada oluyorsun yani. İman ettiğinle besleniyorsun ya. İman etmenin dünyada karı nedir? Ettiğin yerle besleniyorsun. Su içince onunla besleniyorsun. Nefes alınca onunla besleniyorsun. <laughs> yani sıfava yaşamak için değil ki gıdadır. Ekmek de öyle. Melekleri iman. Allah'a iman edince Allah çocuk anasını emer gibi emiyorsun yani. O böyle o kadar haz oluyor ki böyle bakıyorsun. Her şey kayboluyor. Of be diyorsun böyle. Böyle o herhalde ya. Ahiret bu olsa dediğiniz olmuştur hepiniz. Bu olsa yeter ya Rabbi diyorsun ya. Güzel oluyor o ama herhalde öyle olacak inşallah. Kur'an şimdi okuma bir saat. Öyleyse, madem, madem. Evet, madem. Yani şey bir de okuruz. 353 var ya evet. sözler. Evet. Melek olmayan anlamaz. Ne güzel ya. Yani meleklerin farklı nazarla baktırdı burada. O, o orayı bir önümüzdeki ders hatırlarsanız tamam. onu bir düz okuyalım. Şimdi çok etki siliyormuş. çok güzeldi ya. Ha? Önümüzdeki ders uzak değil İnşallah yaşarsak. İnşallah. Yaşamasak da yapacağız bunları. Tamam ben, ben geçersem siz devam edin ben geleceğim çünkü. Çünkü vadi ilahi var. Neyle durmuşsanız, on, o harfle devam ediyor musun? Ustad diyor. Şey gayrimüteşebbide bir okudum. İhlaslı olan derste, her derste, her dershanede ben oradayım demiş. Ben oraya gelip istifade ediyorum. İhlaslı isek ki inşallah öyle suyu zannetmeyiz Kendimize neyi suyu zannedeceğiz? Tabii ki vardı usta. Niye biliyor musun? Allah bile vardı. De. Abdülkadir anladık mı abi? Allah bile vardı. Dedim ki ya bana şey bir iki dakika mı sen? Bir tanesi sitem etti. Bende biraz yaşta abi. Bakıp Ne ya bu dedi? Getirdin kabiri dünyaya dedi ya. Vardı böyle. Nünke ki burada. sordu. Allah Allah. İyi getirseydin Sırat Köprüsü'nü buraya. Hasan kardeş, buyur abi. Dinliyor mu? Dinliyorum abi. İyi getirseydin bari Sırat Köprüsü'nü dünyaya." dedi. Böyle bağırıyor. Sıra dedim ki, "Sırat Köprüsü" dedi ya. "Abi, söyle bakalım. Allah bile burada biliyor musun? Sırat Köprüsü değil yani. Allah bile burada durdu." Doğru. Doğru diyorsun." dedi ya. Yani eee Şimdi ustad burada değil mi? Allah bile burada. He? Peygamber olmaz mı? Kapatalım endisi. Ve ahirde vahum. Ya Rab sana şükürler olsun. Allah duy duyuyorsun. Ya Rabbi biliyorsun. Sen... Bir şey He. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbel Alemin şu dersin hatırına, hürmetine, Risale-i Nur'un şahsı manevisi hesabına. Ve tubaleyne ya tevabu ya kim tevbet nesu aleykum min ellezine faalu fayşatan evzelam afusakum zekirullah festağfiru li zunubihim ve miyafiru zunube illallah estağfirullah el azim el kerim el la ilahe illahu hu el hayyum kayyum ve etubu ileyh subhanehu ya rabbel alemin bulu çağımızdan bu yana elestu bi rabbikumden beri ya rab elestu bi rabbikumden ezelden ebede her ki bizden sudur etmiş razı değilsin. Allah'ım 124 bin peygamber, 124 bin milyon evliyanın, Risale'nin şahsı manevisi, Kur'an'ın şahsı manevisi hürmetine affeyle bizi. Amin. Bizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi ve bütün yaşayan ve vefat eden nur talebelerin, ehli imanın günahlarını affeyle ya Rabbi. Seyyatların hasenatlara, yübedülullahi seyyatım hasenat sırrına mazal ederek tebdil eyle ya el Alemin. Ya Rabbi haşir meydanında bunu niye dedin? Bunu niye demedin? Bunu niye yaptın? Bunu niye yapmadın? Itabına sebep olacak soru ve süpeş, soru ve ithamları bizi emin eyle, muhafaza ile, Ya Rab, Gaffar ve Settar ismin hürmetine onları hak ile yeksan eyle. Karşımıza çıkarma Ya Rabbi. Allah'lığın hatırına ya Rabbi ne yapmadın, ne yaptın, niye demedin, niye dedin. İtabına sebep olacak günahlarımızı Allah'lığın hatırına feyle. Ya Rab Musa Aleyhisselam'ın duasını kabul ettiğin gibi Risale'nin şahsı manevisini vesile ediyoruz. Duamızı kabul eyle ya Rabbi. Müslümanlara yardım eyle. Allah'ım İslamiyeti e yardım eyle. Nur talebeleri muvaffak eyle ya Rabbi. Müslümanları muvaffak eyle ya Rabbi. İştirak amali uhreviyemizden hissemiz ziyade eyle Ya Rabbi. Aynen. Usul ve fulularımızı her kim Risale-i Nur'a dost olmuş, kardeş olmuş, arkadaş olmuş, istifade etmişse hepsini hissedar eyle Ya Rabbel Alemin. Aynen. Vahirda vahum enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. El Fatiha. Evimize huzur ver Ya Rabbi. Amin. m